Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz kanalımıza. Arkadaşlar dün ilk yavrusunu çıkaran Mozaik Kanarya çiftimizin bugün ikinci yavrusu da çıktı. Bir gün araya çıkmış oldular. Bir yumurta daha vardı ama o yumurta diğer iki yumurtadan arkadaşlar anormal derecede küçüktü ve ben onun boş olduğunu tahmin ediyordum zaten. Bugün o tahminimde yanılmadığımı da gördüm. O yumurtayı aldım. Zaten kırılmadan duruyordu arkadaşlar. Kontrolünü yaptım. Zaten yumurtanın boş olduğu bariz şekilde belliydi. O yumurtayı aldım yuvadan. Diğer iki yavru arkadaşlar maşallah böyle sağlıklı bir şekilde büyümeye başladılar. Şu sağ taraftaki arkadaşlar o bir gün önce doğdu. Diğeri de bugün doğdu arkadaşlar. Bugün yumurtadan çıktı. Şimdi anne babaları böyle güzelce karınlarını doyurdular arkadaşlar bunların. Kursaklar dolu maşallah. O yüzden şimdi böyle dinlenme moduna geçmiş vaziyetteler. Şöyle bir hop. Evet, şöyle bir... Çok sert olmayan hareketlerle şöyle onları döndürebiliriz. Yuvalığın altı zaten yumuşak olduğu için arkadaşlar herhangi bir sıkıntı olmaz. Maşallah kursaklar dolu. Anne baba güzelce besliyor. Şöyle arkadaşlar anne baba kuşu da göstereyim. Soldaki dişi olan, sağdaki daha koyu turuncu olan da erkek mozaik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sahte yumurtalarla böyle aynı gün çıkması sağlanabiliyor yavruların ama ben çok büyük oranda arkadaşlar büyük çapta üretim yapan bir kuşçu olmadığım için böyle kendi doğal hallerine, kendi doğal süreçlerine bırakıyorum arkadaşlar. Yani doğada da böyle zaten doğada da şeyler kuşlar böyle sahte yumurtalarla falan hepsini aynı güne getirip falan çıkarmaya çalışmıyorlar arkadaşlar. Bir gün arayla, iki gün arayla çıkıyor. Ve aradaki mesafeyi de daha sonra zaten beslenirken kapatıyorlar arkadaşlar, yavrular. Ben de bunlara hiç müdahale etmedim. Böyle sahte yumurta falan da kullanmadım. İşte bir gün arayla çıkmış oldular arkadaşlar. Aralarında bir gün oldu. Şöyle baktığınız zaman sağdaki bir gün önce çıkan hafif biraz daha iri görünüyor arkadaşlar. Diğeri biraz daha küçük. Ama dediğim gibi yani o beslenme sürecini zaten arayı kapatırlar. He, olur da arkadaşlar böyle nadiren de olsa küçük kalan yavruyu beslememe durumu olursa da zaten sürekli kuşlarımızla gözlemlediğimiz için öyle bir şey olduğunda arkadaşlar biz mama takviyesiyle onu besleriz. İnşallah onu hayatta tutarız. Öyle bir şey olacağını sanmam ama arkadaşlar. Çok nadiren karşılaşılabilir öyle bir durumla. Oy, maşallah maşallah küçük olan ağzını açıyor. Biraz acıkmaya başladı galiba. Maşallah maşallah. Maşallah. Evet arkadaşlar. Bu videom bu kadar olsun. Yavruların gelişim süreciyle ilgili videolarımın devamı gelecek arkadaşlar. Şimdi takayım ben bu yuvalığı kafese. Evet arkadaşlar yuvalığı kafese koydum. Birazdan anne kanaryamız gelir. Üzerine yatar yavruların. Hemen şimdi geldi zaten. Yani insancıl kuşlar olduğu için arkadaşlar bize de alışkın oldukları için böyle yuvalığı kafesten almamız, arada bir yavrulara bakmak için böyle almamız onlar çok etkilemiyor. Bakın böyle koyar koymaz geldi yine anne. Güzelce yavrunun üzerine yattı. Evet arkadaşlar, yavrularımızla ilgili yeni videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.